çağımızda biraz tabii ki bir geç kalktı. Başladı zaten bir kaos başladı. Ne kaos başladı? Banu Alkan kaosu başladı. Geldi hastayım diyerekten girdi. Ah, tabii hastalıktır, olabilir. Bir klima zehirlenmesi oldu bende. Nazar değdi bana. Nasıl herhalde? Ay, arkadaşıma nazar değdi ya. Hayır. Uçağa bindiğimden beri 6 kere istifra yaptı. Küçük hastalık biraz yüksek, hatta olur yani. Limonlu su yapalım ya. Evet, o evet. Ben işe atacağım. Evet, bayağı nabzı da yüksek. Tansiyonu da yüksek ya. Daha uçağa binmeden orada serum vermek istediler, almadı. Enfeksiyonumuz büyük ihtimalle oluşur. Şimdi çok iyi. Serum vermesek ne olur? Almayınca benim kafama bir kuşku geldi. Vallahi bir şey oldu ya. Nabzı çıktı, tansiyonu çıktı. Banu Hanım'ın ne yapacağız? Burcu maşallah binç gelse kaldıramadı. Ateşi çıktı. Banu'nun ateşi çıktı. Ya hastalandı, bir de tansiyonu çıktı. Ateş 38. Lan fosur fosur uyuyorsunuz, ben gidiyorum. Bakıyorum, ediyorum. Kalkın yardım edin ben ya. Allah Allah. Evet, gelin. Uyumuyor ya, biz için uyuyor. Numara yapıyor falan zannettim ama. Allah. 3 kere havaalanında kustum. Şu an o kadar zorlandım ki soğuk terler döküyorum yani. İleride bir üzüldü bağımlısını. Abi, yok. Hayır, bir üzüldü de o geldi. Gerçekten rahatsız mı yoksa rol çalmak için yapılan bir manevra mı? Allah insanı kuru iftiradan saklasın. Benim mesleğim oyunculuk. Ben sinema yıldızıyım. Ama bunun oyunculuğu olmaz. Yani gerçekten rahatsız ise o zaman yemek yememesi lazım. Ama hem hastayım deyip hem de o kadar fazla yemek yemek olmaz. Olmaz, ben çünkü bakıyorum. Yani ben inanın ne kadar koşturdum ama gizli gizli hayatım yiyormuş, ben ne bileyim. Tansiyonum çıktı dedi. Ne yaptım şimdi? Ya havalarına girdiğinden beri bağırdım. Ateşinize de bakabilir miyiz? Tansiyon nasıl? Yok, ben panik oldum. Tansiyonu çıkmış. Şimdi neredeyse 60 yaşında bir kadın. Zaten tansiyon hastasıymış. Kocaman insan, kocaman bir kadın. Çocuk değilsin ki. Yani hepimizin yüreğini ağzına getirdi. Kendi de öyle oldu. Vay, hastaya bak. Toz veriyor hasta. Bize bastım diyor doktorum. Ben bak, bak işte budur. Profesyonellik bu. Yani böyle asla inanmamak inanılmaz kötü bir şey. Ben şimdi seni bayıltacağım zaten. Evet ya. Hiç
uçak yolculuğu ilginçti benim için. Bizim uçağımızda Mumbai'ye doğru yola çıkar çıkmaz uykuya geçtim ben. Yani uçuşun böyle 4. saatinde filan Safiye Hanım beni uyandırdı. Gözümü açmamla birlikte Banu Hanım çok fenalaştı dedi. Beni tabii ki böyle o uyur uyanık haldeyken böyle biraz sürpriz oldu benim için. Bana böyle nabzını ölç falan dedi ama yani zaten öyle becerilerim yok benim normalde. Çünkü hastalıktan çok korkarım. Çok da fazla öyle bir teşhis etmek falan gibi bir durumum da olmadığı için çok fazla bir şey söylemek istemedim. Vallahi o kadar canım sıkıldı ki işte Hindistan'da indik ve ben kendimi dışarı attım. Dışarı atarken de Burcu Hanım'a da benimle gelir misiniz dedim. Çok nazik bir çocuk. Benimle beraber geldi. İşte attım kendimi dışarılara. Yoksa kendime gelemezdim ya. Yani. Bülent Hanım o kadar tatlı bir teklifte bulundu ki onu kıramadım. Zaten Bülent Ersoy'u hiç kimse kırmaya kıyamaz. Yoğun bir koku, rahatsız edici bir koku hissettim. Biraz o beni rahatsız etti. Zaten bunun bilincindeydim buraya gelirken. Söylemişlerdi. Daha önce gelmemiştim ama mutlaka gelmek istediğim yerlerden bir tanesiydi. Ama bazı endişelerim vardı. O yüzden bu zamana kadar gelmemiştim. O endişelerimin çoğu da gerçekleşti geldikten sonra açıkçası. Bir kere değişik bir enerjisi var Hindistan'ın. İyi anlamda söylüyorum. Çok güzel ve pozitif bir enerjisi var ama korkunç bir nem, bir sıcak ve ilginç bir kokuya sahip. Hindistan'dayız. Hindistan'la ilgili hiçbir şey bilmiyorsanız dahi bildiğiniz mutlaka bir tek şey var diye düşünüyorum. O da Hindistan'da inekler kutsal hayvanlar. Burada yani kötü bir şekilde dokunmak bile 6 aydan başlıyor. Çok saygılı ve çok dikkatli bir şekilde davranmanız lazım.